odaları var idi. Büyüklerimiz bilirler. Gelenler orada misafir edilir. Daha sonra da köyün çıkışına kadar yolcu yanlarında refakat edilerek uğurlanırmış. Bunun için Kılavuz ismini almış. Kılavuz köyü örfüyle, adetiyle, gelenekleriyle, birlik beraberliğiyle, dışarıdaki insanlarıyla aşağı yukarı 10 bin nüfusa yakın Nidebor'un büyük bir köyü. Nide'nin büyük köylerinden bir köy. Bu vesileyle köyümüzün ana geçim kaynaklarından bütün hemşerilerimiz dışarıda tatlı ve dondurma üzerine meslek icra etmekteler. Ayrıca köyün ağırlığı Bor'da yaşamakta. Bu vesileyle Bor'a 7-8 ay önce gibi, doğru mu başkanım, kurulan Kılavuz Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneğimizin bu yılki birinci geleneksel faaliyetinde gerçekten güzel bir birlik, beraberlik oldu. Bu birlik beraberlikte emeği geçen başta Sayın Başkanım Celalettin Aktaş kardeşime, değerli yönetim kurulu üyelerine ve bütün emeği geçen, gönlünden maddi manevi destek veren bütün herkese yürekten şahsım adına teşekkür etmek istiyorum. Bu birliğin, beraberliğin devam etmesini diliyorum. Ve dışarıda bulunan, sıla-i rahime gelen bütün hemşehrilerimiz de en kalbi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Bu birlikteliğin ve akabindeki bu faaliyetlerin inşallah daha da gelişerek devam etmesini temenni ediyor. Bütün herkese teşekkür ediyoruz. Sağ olun başkanım. Sağ olun. Siz tanıyan verdiniz efendim. İsmim Fatih Akpolat. Öncelikle bütün hemşehrilerimin bayramını, canı yürekten kutluyorum. Dışarıdan gelen bütün eş ve dostlarımızın, misafirlerimizin bu kültürümüze, bu geleneğimize katıldığı için ayrıca sizlere ve basınımızın mensuplarına, bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir günde bizi yalnız bırakmadığınız için inşallah bu geleneğimizin tekrarını en iyi bir şekilde, daha güzel bir şekilde yapmayı arz ediyoruz inşallah. Eksiklerimiz varsa, kusurumuz varsa affola. İnşallah daha kapsamlı, daha geniş kapsamlı olarak düşünerek bu festivalimizi başkanımıza başta olmak üzere bütün yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum. Daha güzel bir şekilde de geleneğimizin devam edeceğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Efendim siz tanıyabilir miyiz? İsmim Hasan Hüseyin Akbey. Evet. Kılavuz Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma yönetiminde başkan yardımcılığını yapıyorum. Derneğimiz yeni bir dernek. Bu yıl kuruldu. Ve festivalimizin de ilkini yapıyoruz. Eksiklerimiz var. Bunu ileriki festivallerimizde İnşallah eksiksiz yapmaya çalışacağız. Kılavuz Köyü halkının Ramazan mübarek Ramazanlarını kutluyorum. Bayramlarını kutluyorum. Ayrıca Türk milletinin Ramazan mübarek bayramlarını da kutluyorum. Kılavuz Köyü halkından özür diliyorum. Eksiklerimiz var. İnşallah bir dahaki senelerde yapacağımız festivallerde eksiksiz yapmaya çalışacağız. Her şey için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Ben ismim Celalettin Aktaş. Kılavuz Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kalkınma Derneği'nin başkanıyım. Bu derneği kuralı 7-8 ay oldu. Bu döneme kadar da bazı şeyleri başardığımıza inanıyorum tabii. Eksik olacak, mutlaka olacak. Ne kadar titizde davransan, 2 aydan beri sadece geceli gündüzlü bu festivalin organizasyonunu üstlendik. Tabii burada hep gönüllü olduğu için yönetimdeki arkadaşlarımızın hepsi çalışan arkadaşlar. Ve benim biraz kendi işim olduğu için bizim biraz vaktimiz oluyor. Öbür arkadaşlarımın da vakti oldukça elimizden geleni geceli gündüzü çalıştık. Bir şeyler yaptık. Allah'ın izniyle zaten bugün bu kalabalığı tabii görüp yani şükretmemek mümkün değil. Demek ki var bir şeyler. Yani gelecek vaat ediyor demektir bu benim için. Burada tek istediğim şu. Herkes desteğine sahip çıksın. Yani derneğine, Kılavuz Köyü halkı sahip çıksın ki birlik, beraberlik olduktan sonra hepsi artık gelecek şeydir. Önemli olan birlik ve beraberlik olsun.
Zaten arkadaşlarımız konuşacaklar şeyleri konuştular. Fazla da konuşmaya, ben fazla konuşmak istemem. Ben işlem isterim. Bana bir şeyler yapmam lazım. Konuşmayla falan olmuyor. Elimden geleni yaptım. Bundan sonra yapmaya devam edeceğim. Hırslıyımdır yani. Başaracağım Allah izniyle ve başarıyoruz. Yeter ki benim ekibim ve köylülerim arkamda dursun. Yapamayacağımız hiçbir şey yok. Hepsine de güveniyorum. Kılavuzlara kurban olayım ben. İşin açığı bu. Herkese, katılanlara, sizlere, medyaya, başkanlarımıza, elcümenlerimize hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, gönüllerinize sağlık. Allah'a emanet olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Tamam mı? Tamam mı? Evet efendim, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Kudret Akpolat, 1958 doğumlu. Tahsinoğlu, Kılavuz köy nüfusuna kayıtlıyım. Halen köyümde ikamet etmekteyim. 2004 yılında halkımın oyuyla tek aday olaraktan göreve başladım. Halen ikinci dönemim yine tek aday olaraktan devam etmekteyim. Köyümde başlı başlı sorunlarımı hemen hemen çoğunu çözdüm. Allah'a şükürler olsun. En başta susuzluk olayımız vardı zaten. Görmüş olduğunuz arazilerdeki çeşmeleri, dağlardaki taşları, suları, efendime söyleyeyim, hele hele bahçelerimizde çok aşırı şekilde susuzluklar vardı. Onları çözdük. Bunun yanı sıra şu anda da bir gölet çalışmamız var kısmet olursa. Yani sadece bizim köye değil, çevre köylere de kapsam içerisine alan bir büyük bir göletimiz var. Onu da çözeceğiz inşallah kısmet olursa. Bunun yanı sıra köyümüzün içerisindeki yani güzelleştirme olaylarını, parke taşlar, efendime söyleyeyim, kanalizasyon şebekelerindeki eksiklikleri, noksanlıkları, su şebekesindeki eksiklikleri, noksanlıkları hemen hemen giderdiğimizi sanıyorum. Hamdolsun yani devletin vermiş olduğu bir katkıyla biz de bizim vesileyiz bu arada. Elimizden geleni yaptığımızdan eminim yani. Hamdolsun. Çok memnunum yani. Ben şu durumdaki gidişatımızdan memnunuz yani. Daha sonra canım bir şeyler varsa. Peki efendim, ileriki dönemlerde tekrar şenlik yapmayı düşünüyor musunuz? Veya yer hakkında herhangi bir değişiklik bulacak mısınız? Şenliğimiz şöyle. İlk defa birincisini düzenliyoruz. Tabii ki bunun dostanlıkları var yani. Aynı konuşmamda da anlattığım gibi. İlk başta yer olarak da bir de mevsim olarak da biliyorsunuz bu yayla şenlikleri genelde insanların güz mevsiminde vatanına döndüğünden dolayı güz mevsiminde yapmak durumundayız. Yani yaz gününe, bahar gününe olmuş olsa bizim memleketimiz aynen cennet gibi şuralara basmaya kıyamazsın bu tarafa. Ama mevsim itibariyle haliyle burası biraz buruma yaptı. Bu da işte biliyorsunuz zamanın azizliği, bir de rüzgar bizi biraz etkiledi ama yine de hamdolsun. Yani bunlar bir vesiledir yani. İnsanlar vatanına gelmesi için bir vesiledir. Bunu da bak seve seve insanlar doldan topladan hiçbir kesinlikle yacınmadan, kocunmadan aynen devam ediyor. Bak görüyorum. Allah'a şükür olsun. Fakat ileriki dönemlerde burayı, bu gördüğümüz arazi bir 100 dönüm falan tahminim ağaçlandırma içerisine hemen bugünden itibaren Allah'a şükürse başlıyoruz. Burayı ağaçlandıracağız kısmet olursa. Şöyle bir yeşil alana çevirelim. Sürekli bu iş burada kalıcı olaraktan devam etsin diyoruz yani. Bizim bir de şunu arzu edeyim ben. Bizim köyümüzde gelenek olaraktan bir de yağmur dualarımız filan bahar mevsiminde. O da olur. Aynen onu da burada yaparız. Yani o zaman siz gelmişseniz bilirsiniz yani. Burası aynen cennet gibiydi yani. Onun için burası kalıcı olaraktan böyle düzenli bir yere halkımız çok duyarlı. Görüyorsunuz. Halk yani arzu ediyor halk. Bu halkı arzu ettikten sonra yapılmayacak bir şey yok yani. Vatandaşa gayet elimizden geleni göstermeye çalışıyorum. Onlar da bizi seviyorlar. Allah razı olsun yani. Bizi sevmek önemli. Köyünü seviyor. Köyünü seviyor. Köyün ana sözüdür. Yani kılavuz böyle görünüyor. İnsanların gözünde korkuyor. Vatandaş taşını toprağını Almanya'dan geliyor. Vallahi Almanya'dan geliyor. Yani. Arzulalar geliyor. Herkesin köyü kendine öyle.
hani diyeyim. Bondi Mobilya'dan Allah razı olsun. Çamaşır makinesi ondan. Televizyon ondan. Damat Bey Mobilya televizyon sehpası vermiş. Osman Akbulat halı vermiş. Nail Kılıç ney vermiş? Ütü masası vermiş. Ondan sonra sandalye masa. Selim, sandalye masayı veren arkadaşın ismi. Hadi son biletler. Vay yavru kuşlarım benim. Allah 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 Allah. Ya kurban olurum ben bu köye ya. Benim yaptıklarım çok az bile az. Bilet bitti mi? Hadi hadi bileti bitiriverin. Hadi az kalmış az kalmış. Millete bak istiyorlar hadi. Kapeleşen kapeleşene. Vay 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 vay. Elbise askılı. Çek Metin abi. Çekiyorum. Çek. Çekiyorum. Çekiyor. Numara. Evet numara. 197. 197 numaralı bile. Ya elbise askılını götürdün. Elbise askılı. 197. 0197. Fiş. 0197 fiş. Fişini getiriyorsun. Hemen buradan askılığını alıp gidiyorsun abi. Çıktı mı? Kime çıktı? Haberi var mı? Altın ablama mı? Allah altın ablama şey. Neyse işte şansına ne diyelim. Tamam. Elbise askılığını alıyor. 5 dakika müsaadesi var ya da elbise askılığını bir daha çıkar satışa. Evet bir tane. Metin abi canım sen güle güle fişi alalım. Fişi al abi.